Mutfağımız. Yemeği orada pişiririz. Sonra belki buraya bir masa koyarız. Yemeğimizi burada yeriz. Sonra ben sofrayı kaldırmana yardım ederim sana. Bulaşıkları beraber dizeriz makineye. Sonra belki birer kahve içer, sohbet ederiz. Yemekten sonra yürüyüşe çıkarız. Uzun uzun yürürüz öyle el ele. Ayşe, niye yüzün gülmüyor? Mutlu değil misin? Yo, mutluyum. Yani çok mutluyum da huzursuzum biraz. Babam. Efendim babacığım. Okuldayım. Derse gideceğim şimdi. Ne oldu? Kötü bir şey mi oldu? Tamam. Tamam, geliyorum. Tamam. Ne oldu? Bilmiyorum ama sesi iyi gelmiyor. Gitmem lazım benim. Ben de geliyorum seninle. Sen gelme şimdi. Her şey daha da kötü olmasın. Tamam mı? Ben gidiyorum. Bir dakika, bir dakika. Baba. Gel kızım. Ne oldu, anlatır mısın? Ömer'in babasına konuşmaya gittim. Yani dün gece bizim yüzümüzden karakolluk oldular diye özür dilemek için. Gerçekten mi? Kızım bu insanlar bir tuhaf. Ömer'in babası çok kötü, çok fena. Senin onunla bir geleceğin olamaz ya. Ne oldu, bir şey mi oldu baba? Bir şey mi yaptılar? Niye böyle diyorsun şimdi? Meğer bizimle alay etmişler. Başından beri biliyorlarmış her şeyi. Nasıl alay etmişler? Dün eve geldiler. Evet ama seni istemek için değil. Alay etmek için. Yoksulluğumuzu görmek, yüzümüze vurmak için. Ama... Aması yok yavrum. Razıymış gibi görünüyorlar ama değiller. Kendi oğullarını bile kandırmışlar. Ömer'i de kandırmışlar. Oğlunu kandıran... Sana ne yapar Ayşe? Ömer onlar gibi değil ki. Gerçekten değil. Ömer beni seviyor baba. Tamam evet, Ömer belki babası gibi değil. İyi bir çocuk. Ama olmaz. Yapamazsınız. Ya Ömer şu anda ailesi olmadan bir aile kurmaya hazır değil. Evet belki seni çok seviyor ama... Yani bu bir hayat kurmak için yeterli değil. Kızım bak, senin iki kere düşünüp doğru karar vermen lazım. Sevgi her şey demek değil bazen. Perişan olursunuz. Ömer'in de iyiliği için ayrılmanız lazım. Ben bu akşam Akçabat'a dönüyorum yavrum. Şimdi sana... Benimle gel ya da burada kal diye bir şey söyleyemem. Ama gözlerin gel diyor babam. Senin artık büyüdüğünü, kendi kararlarını kendin alabilecek yaşa geldiğini kabul etmem lazım. Hayır, ben senin hep küçük kızın olarak kalmak istiyorum. Büyümek istemiyorum baba. Şunu bil ki ne zaman, nerede, neye ihtiyacın olursa ben hep orada olacağım. Ama unutma yavrum. Sakın unutma. Seni istemeyen bir ailenin oğluyla mutlu olamaz. Sen öyle diyorsan öyledir baba. Senin kalpten he demediğin biriyle evlenmem ki ben. Ben de geliyorum senin. Ya okulun? Yok. Daha önce de söyledim zaten. İstanbul şart değil ben. Bir daha girerim sınava. Trabzon'da okurum ben.